Yanımızda. Öncelikle tebrikler Umut Bey. Abi, teşekkürler. Seçim hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Zaferle sonuçlandı sizler için. Güzel bir seçim oldu. İki adaylı bir seçim oldu. Keşke daha fazla aday olsaydı. Yani şunu söylemek istiyorum. Başkanımıza değindi. 18 bin kişi kongreyemiz var. Yaklaşık oy kullanabilecek durumda. Bunun 4500'ü burada. Oy kullandı ya da buraya geldi. Aslında bu da odaklanmamız gereken ve arttırmamız gereken bir sayı. Camiada ne kadar çok kişi burada gelip bize paydaş olur, buradaki demokrasi ortamına katkıda bulunursa Beşiktaş için o kadar iyi olur. Yönetim kurulumuzun bir kısmı değişti, bir kısmı aynı kaldı. Bundan önce hizmet etmiş arkadaşlarımızla zaten birlikte olmaya devam edeceğiz. Aramıza yeni arkadaşlarımız da eklendi. Onların yarattığı sinerjiyle dürüst ve namuslu bir şekilde Beşiktaş ilkelerine, Beşiktaş'ın duruşuna yaklaşan bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Estağfurullah. Seni seviyorum, biliyorum. Evet, Seyit Ateş var yanımızda. Seyit Bey, Ahmet Bey'in yeni yönetiminde yer alıyor. Seyit Bey, öncelikle tekrardan tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Beşiktaş'ımız hayırlı olsun inşallah. Nasıl bir seçim oldu? Sonuç hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii sonuç, yani açık ara farkla kazandık ama öbür arkadaşımız da ciddi bir destek buldu. Çok kıymetli Beşiktaş için aday olmak önemliydi. O arkadaşım da, Fuat kardeşim de, Çimen Bey'i de tebrik ediyorum. Ama Ahmet Nurçevi tabii bir önceki seçimde seçime katılan üyelerimizin %56'sından oy alırken şimdi geçerli oyların, yani seçime katılan üyelerimizin %70'inden oy aldı. Kamuoyunda yanlış algılanmasın, Ahmet Nurçevi güçlenerek çıktı. Onun için iyi, Beşiktaş'ımız için hayırlı olsun inşallah. Saha sonuçlarıyla Ahmet Nurçevi'nin bu aldığı görevi taşlandırırız diye düşünüyorum. Evet, Murat Kılıç Bey var yanımızda. Kendisi Ahmet Nurçevi'nin yeni dönemindeki yönetiminde yer alan isimlerden biri. Öncelikle tebrik ediyoruz Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ben öncelikle Ahmet Nurçevi Başkanıma da teşekkür ediyorum bizi bu göreve layık gördüğü için. Önümüzde 3 sene çok sıkı çalışacağız. Beşiktaş'ı çok iyi yerlere getireceğiz. Evet, Melih Bey var yanımızda. Kendisi Ahmet Nurçevi Başkan'ın yeni yönetiminde yer alıyor. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Seçimle alakalı bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Güzel bir seçim oldu. Beşiktaş için hayırlı oldu. Kazansa da kaybetse de listemiz. Sonuçta her şey Beşiktaş için. Evet, Umut Bey var yanımızda. Kendisi Ahmet Nurçevi Başkan'ın yeni yönetiminde yer alan isimlerden biri. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Seçim nasıl geçti sizce? Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz fark olarak? Şöyle, katılım azdı. Keşke daha fazla katılım olsaydı. Aktif 18 bin üyemizden 18 bini gelseydi daha güzel geçecekti. Olsun. Başkanımızı, ekibi, arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Bu göreve geldiğimiz için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Umarım Beşiktaş'ımız için, taraftarımız için
başarılı oluruz. Bu sene yine Beşiktaş'ımız şampiyon olur. Yeni yönetimdeki göreviniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Henüz mazbatayı aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantımızda başkanımız bu görevlendirmeyi verecektir. Evet, Mehtap Hanım var yanımızda. Kendisi Ahmet Nur Çevi Başkanı, yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerden biri. Mehtap Hanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun çok diyelim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, çok mersi. Nasıl bir seçim havasıydı? Ne gibi çalışmalar göreceğiz? Ufak bir bilgilendirme alsak sizden. Sakin bir seçim oldu. Başkanımızla toplantı yaptıktan sonra değerleneceğiz, görev dağılımı yapacağız. Ondan sonra 3 seneyi nasıl bir strateji izleyeceğimizi belirleyeceğiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevinizde de başarılar diliyoruz. Ufak bir değerlendirme rica edeceğiz sizden seçimle ilgili. Vallahi bu zor günde Beşiktaş'a yöneticilik yapmak kolay değil. Ama Beşiktaş bizim için çok önemli bir şey. Bu yüzden soyunduk. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor bir dönemdeyiz. Türkiye'nin ekonomik durumu belli. Ama buna rağmen dediğim gibi güzel bir yarış oldu. Gayet centilmen, gayet güzel ve Ahmet Bey'in başkanlığında bu sene hep beraber en iyi şekilde çalışacağız.